il örgütüne ciddi bir yardımda bulunmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü bayramlaşma törenini bugün gerçekleştirdi. Benim örgütüme CHP Bodrum Parti binasında ilçe başkanı Recai Seymen ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadoğlu'na Başkan Yardımcısı Taner Ustu, Muğla 2. sıra milletvekili adayı Suat Özcan, 4. sıra milletvekili adayı Süleyman Girgin, 6. sıra milletvekili adayı Emine Yenilmez Aydemir, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Diler saygılarımı sunarım. Muharrem İnce, Yalova Milletvekili, Cumhurbaşkanı adayım. Törenin başında bir açıklama yapan Recai Seymen, partililere 24 Haziran seçimleriyle ilgili sandık güvenliği hakkında konuştu. Parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan Seymen, "Biz bir ekibiz, birlikte olursak deviremeyeceğimiz daha yok," dedi. İçinde olmamız lazım. Liderlik bunu gerektiriyor. Bugün de bunları yapmaya çalışıyoruz. Milletvekili adayları Suat Özcan, Süleyman Girgin ve Emine Yenilmez Aydemir de herkesin Ramazan bayramını kutlayarak 24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı, CHP'nin ise iktidar olacağını, bu sonucu sokakta ve miting meydanlarında gördüklerini savundular. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da 24 Haziran seçimlerine işaret ederek şöyle konuştu. Şöyle bir şey söylemek de istiyorum. Gerçekten yelkenler doldu arkadaşlar. Ben yıllardır 91 yılından beri bu siyasetin içindeyim ve Muğla yerelinde siyaset yapıyorum. Ve Muğla yerelinde geçenki miting kadar coşkulu bir miting hiçbir zaman yaşayamadım. Demek ki denişim zamanı geliyor. Yasaklar ve korkular insanlara artık bir yerde isyan edilir. Şu anda da böyle bir yükseliş, böyle bir rüzgar esiyor. Belediyenin taşeron yasasından dolayı eksik personelle çalıştığını da ifade eden Başkan Kocadon, temizlik işleri 150 eksik personelle çalışıyor. Bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bunu lütfen sosyal medyada yazarak, belediyemizi karalayarak değil, nedenini açıklayarak yazarsanız çok memnun oluruz. Bunlar bizim için umutsuzluk değil, mücadelemizi ediyoruz. İçişleri Bakanlığından Sayın Valimize kadar herkese dilekçelerimizi yazdık. Şu anda bakanlıktan 50 kişilik onayımız çıkmıştır. Bu iktidardan 50 tane kadro alabilmek bizim için büyük bir başarıdır ifadelerini kullandı. Herkesin bayramını kutlayan Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ise "Biz güzel günler göreceğiz" dedik. "Bu umudumuzun da bu seçimde yaklaştığına inanıyorum." diye konuştu.